İyi akşamlar. Sasa günlük grafik tepede takip ediyoruz. Geçen haftalarda 50 gün kırılma önemli bir alandı. Tabii kırdı. Ben burada trend çizgilerini kaldırdım ama 30 diyordum. Yani devamlı 30 civarının delinmemesi gerektiğini söylüyordum. Oradan da bir tepki verdi. İyi oldu yani Sasa yukarıda yataylığa devam ediyor. Bakın yükselen bir trend demiyorum buna. Kısa vade için konuşuyorum. Hala yatay bir alanda. Bugün iyi bir yükseliş kaydetti. 36'ları tabii orası direnci. Şu gördüğünüz kırmızı. Onları biraz uzatalım. Kısa kalmaya başladılar. Çok oldu çizelim. Şöyle bu bir alan olarak çizdim burayı. Yani yukarıda 40'a kadar bir alan olarak düşünebilirsiniz. Çünkü yeşil kapanış yok 37,5'un üstünde. Gün içi bir hareket var. Hani o kısmı da aldım. 40'a kadar olan kısmı da aldım ve bir direnç bölgesi olarak düşündüm. Tabii yukarıda bu hareket devam ederse yani aşağıdan bu tepki 30 tepkisinden gelen bir tavan bugün de 2,60'lık bir pozitif bir gün. Bu hareket yukarı doğru devam ederse bu 37 buçuğun 37 üstünde Sasa'nın kalıcılığı. Yani mesela bir tane kapanış yapsa orada bakarız yani çekeriz trend çizgisi. Bakarız kalıyor mu kalmıyor mu üstünde. O yüzden önemli devam ederse aşağıda 30'da aynı önemi koruyor. Orada da bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu fiyatlar arasında takip edilebilir. Çok kısa vadeci arkadaşlar varsa yani 33,70 civarında bir destek bölgesi veya bir karar bölgesi olarak nitelendirebilir. Neticede 50 günün altına girmiş olur tekrar. Biz istemeyiz 50 günün altına hisseler girsin. Tabi bu yataylıkta artık 50 günün bir anlamı kalıyor mu derseniz hani majör anlamda bir anlamı kalmıyor. Yani alan belli yatay alan. Ama işte altına üstüne yani bu yataylık devam ederse zaten olacak şey o. Yukarı çarpacak, aşağı çarpacak, bir daha yukarı çarpacak. Bu kadar basit. Ya söylüyorum bunu da iyi firma. İyi firma olduğu için salmıyor bir türlü piyasa. Bir alım fırsatı görüyor. Devamlı bir gelişme. Devamlı yok kapasite arttı. Yok fabrika bilmem ne oluyor. Bir şey yapılıyor. Döviz kazanıyor. Bu tür durumlarda hele TL'nin kırılgan olduğu dönemlerde döviz kazanan, ihracat yapan hisseler çok önemlidir. Yani onlar çünkü korurlar yani işlerini. Adam etkilenmez çok fazla yurt içi bir de döviz de onu çok etkilemez. Değil mi? Yani bu açıdan geçen yıl Ocak ayında Aralık ayının son haftasında bir video yapmıştım bununla alakalı. Hep söylemiştim yeni yılda ihracatı olan, döviz kazanan dibe daha yakın mümkünse ya da değeri olan gelişme kaydeden hisseler işte bunlar öne çıktı hep bu dönemde hep öne çıktı bu tür hisseler. Can simidi gibi oldu. RSI 55 güzel fena bir değer değil aslında ama tabii biraz daha yukarıları görmek lazım. Yani güçlenmeye başladığını şu iki şey iki hareket RSI biraz hızla yukarı attı. MACD'de henüz bir al sinyali üretemedi ama o geç çalışan bir şeydir göstergedir. Şunu da söyleyeyim tabii RSI bu kadar hızlı yukarı hareket edince bazen kendi ortalamasına doğru yani ufacık bir salma düzeltme olabiliyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok yani bu ara belli burada esas olan budur. Şu aranın gördüğünüz yatay alanın kırılımıdır. Ki bu yatay alanın kırılımından sonra teorik olarak alanın yüksekliği kadar yukarı veya aşağı tepki beklenir. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Burada yazan çizen çok olmuştu. Yani bu yükselen üçgen falan diye ama gördüğünüz gibi bu bir yükselen üçgen değil. Böyle olmaz yükselen üçgenler. O da oradan da hani o şey okumanızı tavsiye ederim. Öyle formasyon çok merak salıyorsanız formasyonlara. Onların bazı şartları var. Elliot dalga teorisine dayanır. Hepsini Elliot öğretmiştir bunların. Yani o kurgulamıştır daha doğrusu. O Elliot'la alakalı makaleleri okumanızı da tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar.